Konyalıyım, Beyşehirliyim, 1978 doğumluyum. Belediyede 22. yılımı yaşıyorum. Önce Selçuklu Belediyesi, ardından son 2 yıldır Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nde basın yayın ve halkla ilişkiler daire başkanlığı yapıyorum. Yani bu soruyu sorunca 20 yıl geriye gitmem lazım. 6 Nisan 2000 tarih. Ali İzzet Begoviç Konya'yı ziyaret etmişti. Bu Ali İzzet Begoviç'in son yurt dışı ziyaretidir aynı zamanda. Direkt Saraybosna Havalimanı'ndan Konya Havalimanı'na direkt bir uçuşla bu ziyaret gerçekleşmişti. Aslında o fotoğrafın anısı 1992'lere dayanır. Konya'da bir seferberlik oldu. Herkes gücü yettiğince Bosna Hersek'e destek olmak için, Boşnaklı kardeşlerimize destek olmak için var gücüyle çaba harcadı, çalıştı. Şimdiki demirci iş merkezi, nüve iş merkezi, bu iş merkezlerinin altında insanların buraya evlerinde ne buldularsa getirdiler. Kıyafet, züccaciye, işte takı. Nedeni şuydu, burada bir kermes oluşsun, bunlar satılsın. Bunun gelirini biz Saraybosna'da savaşan mücahitlere gönderelim. Bunun hikayesi buydu. Bir radyo programı hatırlıyorum. Radyo programında ödül, bir çeyrek altın ödülü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir hanımefendi katıldı programa. Soruyu doğru bildi, çeyrek altını kazandı ve dedi ki ben de bu çeyrek altını Bosna Hersek için bağışlıyorum deyince bir kampanyaya dönüştü bu. Gerçekten hanımefendiler, annelerimiz, kızlar takılarını çıkarıp getirdiler. Ben işte bileziklerini verdiler. Çok farklı bir atmosfer oluştu. Çünkü 92'de mesele şuydu, Balkanlarda ezan sesi, Bosna Hersek Savaşı'nı eğer Boşnak mücahitler kaybetse, Balkanlarda, Avrupa'da ezan sesi duyulmayacak. Şimdi benim üniversite yıllarıma denk gelir hemen hemen o tarihler. O tarihlerde gerçekten her görüşten insan, Konyalılar Saraybosna'da Bosna Savaşı'na, Bosna Sırp Savaşı'na o kadar çok ilgi gösterdiler ki dualarıyla, ellerinde ne varsa, malıyla, mülküyle çok farklı bir atmosferdi yani o atmosfer. Şimdi 92'den 2000'e kadar geçen sürede Konya'nın da beyninde hep bir kahraman var, Ali İzzet Begoviç. Farklı bir kahraman, bir asker, bir devlet adamı. Belki hiç görmedik o zamana kadar. Hiçbir Konyalı belki görmedi. Lakin gönlümüzde apayrı bir yeri var. Yani biz mesela Bilge Kral söylemini Ali İzzet Begoviç'le özdeşleştirdik. Ya nasıl bilge olabilir? Aynı zamanda yani bu işin kralı nasıl olabilir? Nasıl bir komutan olabilir? Nasıl bir devlet adamı olabilir Ali İzzet Begoviç? Böyle insanların, çocukların beyninde kahramanlar var ya, bizim beynimizde de o dönem bir Ali İzzet Begoviç kahraman her zaman. Şimdi 2000 yılına geldiğimiz zaman, Nisan ayına, Hallür'ün Büyükşehir Belediye Başkanımız, o bölgede gecekondu önleme bölgesidir Bosna Hersek Mahallesi, şimdiki Bosna Hersek Mahallesi. Ama ben şimdiki diyorum ya, 2000'de biraz daha farklı. Otogardan sonra hiçbir şey yok. Böyle bir yer düşünün. Şimdi tasvir etmek zor oluyor da otogardan sonra yok. Hatta şimdiki Yazır Mahallesi yok. Yani orada ben de az hatırlıyorum onu ama fotoğraflardan gördüm. Orada bir park bahçelerin fidanlığı var. Ekilir alanlar var. Böyle alanlar var. Konya ziyaretinde Ali İzzet Begoviç geldiğinde Bosna Hersek Mahallesi'ne götürüyorlar. Ve diyorlar ki burada biz bir mahalle oluşturuyoruz. Bu mahallenin ismi Bosna Hersek Mahallesi olacak. Şimdi ben oradaki şu anda çeviri yapan arkadaşı bile hatırladım. Böyle küçük boylu, sarışın, mavi gözlü bir arkadaştı.
O arkadaşın her çevirdiğinde, çeviriyi, Türkçeyi, Boşnakçı'ya her çevirdiğinde Ali İzzet Begoviç'in duygulandığına şahidim. Vakarlı bir duruşuna da şahidim. Orada şunu söylemişlerdi. Biz Konya'da, Konya'nın kalbinde Bosna Hersek ismini ve Bosna Hersek ülkesini yaşatmak istiyoruz. O yüzden buranın ismini Bosna Hersek koyduk. Ve devamında da yine Balkanlardan Kosova ve Sancak isimlerini koyacağız hemen yan taraftaki mahallelere diye söylemişlerdi. Ve şu anda hala orada Bosna Hersek Mahallesi, Kosova Mahallesi, Sancak Mahallesi aynı güzergahta. Yani İstanbul yolunun sağ tarafındaki mahalleleri şimdi sayıyoruz. Konya'ya gerçekten 92 ruhundan 2000 ruhuna kadar geldiğimiz sürede Bosna Hersek Mahallesi isim olarak da, fikir olarak da, düşünce olarak da çok yakıştı. Çok yakıştı gerçekten. Ali İzzet Begoviç'in bu fikir karşısında duygulandığını hatırlıyorum. Ve şöyle güzel bir cümle söylemişti. Dedi ki biz savaş döneminde Konya'nın her zaman desteğini gördük. Konya'nın her zaman desteğini hissettik. Konyalıların bizim gönlümüzde ve kalbimizde çok ayrı bir yeri var. Çünkü Bosna Hersek'te de bir şehir var. Yanlış telaffuz etmiyorsam Konija ya da Konika olması lazım. Telaffuzum yanlış olabilir. Küçük Konya demek. Aslında dedi bizde bir Konya diye bir şehir var. Bir şehir var bizde Konya diye. Şimdi Konya'da da Bosna Hersek diye bir mahalle var. Bu çok güzel bir tevafuk karşılıklı olarak. Ama şu cümlesi de güzeldi o gün. Bu iki toplum birbirinin gönlünde, birbirinin kalbinde bu iyi niyetli duygular, değerler hiçbir zaman düşmeyecek dedi. Sonsuza kadar sürecek. Birkaç defa Bosna Hersek ziyareti nasip oldu. Bosna Hersek bana sordukları zaman hep şeyi söylerim mesela. Mekke, Medine, Kudüs, Bosna Hersek yani buralar tüm şehirler güzeldir ama bu şehirler özel. Yani güzel ve özel aynı zamanda. Konya'da mesela güzel ve özel bir şehirdir. Bu Saraybosna'da, Bosna Hersek Saraybosna'da gerçekten bizim için özel bir şehirdir. Birkaç defa görmek nasip oldu. Ali İzzet Begoviç'in mezarına gitmek nasip oldu. Ne zaman mezara gidip dua etsek, ben orada Konya'da heyetin her gittiğimizde ağladığını hatırlarım. Yani hiç tanımadığın, hiç görmediğin, belki birçoğu hiç görmedi Ali İzzet Begoviç'i, hiç tanımadı. Ama öyle kahramanlıklarına uzaktan şahitlik etti ki bu toplum, çok ayrı bir değer yükledi Ali İzzet Begoviç'e. Gerçekten ayrı bir değer yükledi. Hala gönlümüzdeki yeri çok farklıdır rahmetlinin. Allah rahmet etsin. Allah Bosna Savaşı'nda şehit olan askerlerle beraber cennette de birlikte olmayı nasip etsin. Siz bir devlet adamı düşünün, bir komutan düşünün, bir özel anıt mezar yapalım dedikleri zaman hayır beni askerlerimle beraber defnedin diye vasiyetini düşünün. Ve şu anda hala başçarşının hemen yanında mezarlıkta askerleriyle beraber bir komutanın mezarı var. Ne zaman bir Konya heyeti gitse orada duygularını gizleyemez. Ben de her gittiğim zaman orada ister istemez, istemsizce bir gözyaşı oluyor. Bunun nedeni, ben gerçekten 92'ye bağlıyorum bunu, 92 ruhuna bağlıyorum. Hep aklımız Bosna Hersek'teydi. Yani ne oldu, nasıl oldu? Biz orada Sırplarla birliktelik yapan, soykırım yapanları da hiç unutmadık. Nasıl Ali İzzet Begoviç rahmetliyi unutmadıysak ve rahmetle hala anıyorsak, gerçekten soykırım yapanları da hala lanetliyoruz, hiç unutmadık çünkü. 92 ruhunu bilmeden, 93 ruhunu bilmeden o tabelanın değerini, ne anlama geldiğini hakikaten bilmek çok zor. Tabelayı bir de son dakikada yetiştirmişti arkadaşlar. Programa herhalde sonradan dahil oldu. O zaman destek hizmetlerinde Tayyip Aslan Bey, Recep İpekçi Bey, Mustafa Aydilek Bey hatırlıyorum. Bir son dakika hemen tabela yapma telaşı. Ki teknoloji bu kadar hemen baskı teknolojisi bu kadar yüksek değil.
böyle bir çalışma da olmuştum. Bosna Hersek'in ilk girişi, yani Kılıç Arslan Gençlik Merkezi'ne varmadan ki girişteydi, köşedeydi bu tabelanın olduğu yer. Daha sonra alt geçit, üst geçit yapılıp yollar açılınca şu anda tabelanın yapıldığı yer muhtemelen yol sınırına denk geldi diye hatırlıyorum. Programın yeri de orasıydı. Biz elini öpme fırsatı da yakalamıştık. Fırsatı yakalamıştık diyorum. Çünkü gerçekten Ali İzzet Begoviç, üstüne basa basa söylüyorum, çok farklı bir kimlik, çok farklı bir şahsiyetti. Hepimizin gönlünde farklı bir kahramandı, farklı bir devlet adamıydı. Böyle beyaza yakın, yani Balkan insanlarının siretinden de farklı, beyaza yakın böyle muhterem bir duruşu vardı, vakarlı bir duruşu vardı hatırladığım kadarıyla. Anlatılan her şeyi çok iyi dinliyordu, çok iyi cevap veriyordu. Tabii yaşlanmıştı biraz ki bu olaydan sonra 3 yıl sonra vefat etti, Allah rahmet eylesin. O fotoğrafı çektiğimizde bir gün bu fotoğrafı böyle anlatabileceğimizi hiç düşünmemiştim doğrusu. Ama o güne gittim şu anda. Yani duygulandım da doğrusu, o güne gittim. Zor zamanlardı, çok gerçekten zor zamanlardı. Belki telaffuz etmekte zorlanıyorum. Tecavüz haberleri geliyordu Saraybosna'dan. Çocuklar babalarından, annelerinden ayrıydı. Ve siz Konya'da hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şey yapamıyordunuz. Sadece dua ile ve imkanınızla bir şeyler yapabiliyordunuz. Bazıları farklı yollarla Saraybosna'ya gidip geliyorlardı. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız Saraybosna'ya gidip geliyorlardı. Hasan Çelik bunlardan bir tanesidir. Doğrusu düşünmedim. Yani ya bu fotoğraf bir gün çok iyi bir fotoğraf olur diye düşünmedim. Meslek hayatımın 4. ayıydı zaten. 4 aylık bu işi yapan birisinin tek hedefi var, fotoğrafı kurtarmak. Ve dijital fotoğraf yok. Yani analog fotoğraf makinalarıyla, film şeritli fotoğraf makinalarıyla en iyi fotoğrafı çıkartma derdindeyiz. O zaman müdürümüz Ali Bey de çok hassas. Ali Düz Bey. Hassasiyeti şöyle, iyi fotoğrafı çıkartmak için işin de çok hassas. Biz yani orada en iyi fotoğrafı çekmek için elimizden geleni her programda yapmalıyız. Orada biz erken gidip açıyı belirlemiştik zaten. Şurada duralım, şuradan fotoğraf çekelim diye. Hüseyin Akgül kardeşim de videosunu çekiyordu yanlış hatırlamıyorsam, öyle hatırlıyorum. Basın da gelmemişti oraya. Çünkü şöyle hatırlıyorum, herhalde program dışında bir etkinlikti ki levha da son anda yapılmıştı. Basın, takip eden basın da gelmedi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü etrafımızda bu fotoğraf ve bu fotoğrafın farklı varyasyonlarını hiç görmedim çünkü. Yanlışsam arkadaşlarına özür diliyorum, katılan arkadaşlar varsa. Ya seri birkaç kare fotoğraf çektik. Bunun farklı açılardan fotoğrafları da var. En güzeli buydu herhalde çünkü bu fuarda sergilendi, farklı yerlerde sergilendi, Saraybosna'da Mevlevihane'de sergilendi. Selçuklu Belediye'mizin orada yaptığı bir Mevlevihane var, orada sergilendi. Bosna Hersek'te farklı basın kuruluşlarında bu çokça sergilendi, yayınlandı. Konya'da yayınlandı. Çok farklı bir fotoğraf oldu ama bir gün bu fotoğrafı anlatacağımı hiç düşünmezdim doğrusu. Şimdi anlatırken şunu da düşündüm. Çektiğimiz her fotoğrafı dikkatli çekmemiz lazım. Bir gün anlatmak gerekebilir. Bir kare sadece böyle yarım saniyelik bir deklanşöre bastığımız zaman şurada ne kadar süredir anlatıyoruz süreyi tutmadım ama nereden nereye getiriyor bizi gerçekten. Yaşlıydı tabii. Yani komutan 92, 95, 96 o dönemlerde iyi bir komutandı. Ama ondan sonra iyi bir lider ve vakarlı bir duruşu vardı. Ben elini öptüğüm zaman sıcaklığı ve karşılıklı göz temasımızda komutan edasından daha çok farklı, muhterem, farklı mübarek bir hava hissettim. Vakarlı bir duruş hissettim. Gerçekten ama şunu söylemeliyim. Yakın planda gördüğümü, yaşadığı zorlukların yüzündeki çizgilere yansıdığını gördüm. Yumuşak dokulu bir eliyle
Ve öyle olmasına rağmen böyle yani öptürmeden ziyade sadece tokalaşma babında bir tavrı vardı. Dediğim gibi biz tabii 92'den beri farklı bir Ali İzzet Bogoviç olduğu için artık yakaladık, öpeceğiz Allah'ın izniyle. Yani başka bir şansı yok. Yani o çok iyi bir komutan, çok idealist bir lider, bilge kral ama karşısında da onu 8 yıldır büyük bir aşkla, şevkle takip eden, seven bir toplum var. Dolayısıyla bu sevgi engel tanımaz. Onu öpeceğiz artık orada. Öptük de yani ben şahsen yanındaki arkadaşlar da biraz böyle aklına rahatsız etmedim. Yaşlı çünkü biraz daha falan. Ama güzel bir anıydı yani. Ben mezara ne zaman gitsem, rahmetlinin mezarına gitsem gerçekten belki çok programda karşılaştık, belki çok farklı yerlerde de karşılaştık ama Bosna Hersek'te o karşılaşmayı, o tabela anını, hatırasını ve karşılıklı tebessümü hiç unutmuyorum. Çok güzel bir proje olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnsanların farklı fotoğraflarıyla ilgili anılarını anlatması çok başarılı buldum. Çok yenilikçi buldum. Çok vizyon, farklı bir vizyon buldum bu programda. Ben tebrik ediyorum.